Çok iyi Kanal Usta, abone olsan. Biliyorsunuz ki seçime bir yıl kadar bir süre kaldı. Herkes seçim hazırlıkları yapıyor ve erken seçimin olmayacağı da bariz belli oldu. İktidar belki de erken seçim yapmayarak dünyanın en mantıklı kararını vermiş oldu. Çünkü CHP kendi topuğuna öylesine güzel sıkıyor ki seçim kazanmak falan istemedikleri daha net ortaya çıkıyor. Belki benden daha genç arkadaşlar bilmezler. CHP hep böyleydi arkadaşlar. Tarafsız bir gözle baktığım zaman ne zaman seçim olsa meydanlara çıkar. Halkın onlara karşı duydukları güveni yerle bir eder. Seçimi bir şekilde kaybetmeyi başarırlardı. Hatta öyle bir kaybederlerdi ki yani bu sefer kesin kazandılar dediğimiz an kaybederlerdi. Bundan 1-2 yıl önce insanlar CHP'ye yavaş yavaş sempati duymaya, yaşlılarımızın sürekli olarak geçmişten bahsederek CHP'nin üzerine yürümelerini nefretle karşılamaya, sosyal medya fenomenlerinde hızlı bir şekilde reklamını yapmasıyla bağlanmaya başlamışlardı. 1-2 yıldır gözlemliyorum inanılmaz derecede bir destek toplamışlardı. Güzel gidiyorlardı. Tıpkı tüm seçimlerde olduğu gibi. Ama yine başyanın pervasız açıklamalar, üst üste binen Selahattin Demirtaş özlemi dolu söylemler artık insanların canına tak etti. Selahattin Demirtaş bir genel başkan değildir. Selo bir terör sempatisanıdır ve terör sempatisanı olduğu için halk onu sevmez. Bu iş bu kadar basit. Ha diyorsanız ki ya o CHP HDP'den oy devşirmek için tüm bunları yapıyor. Dertleri oy almak, sempatileri yok. Saçma sapan bir argüman der geçerim. Daha geçen gün Tuncay Özkan böyle bir tweet attı. Bunların derdi anayasal bir şekilde yargılayıp hapse tıkmak değil. Yani birçoğunuzun iddia ettiği gibi sayın CHP'liler. Bunların derdi meclise geri tayin etmek. Sempatileri olmaz olur mu hiç? CHP 10 yılda sosyal demokrasi adı altında birçok kripto PKK'lıyı parti tabanına harika bir şekilde yerleştirdi. Atatürk'e bile dil uzatıldı CHP içerisinde. Atatürk'ün partisine Cihangir İslam gibi Kürt milliyetçiliği üzerinden Kürt halkının onuruna peşkeş çeken siyasal İslamcılar bile alındı. Ama HDP Kürt halkının partisi falan değildir. Kürt halkı İstanbul'a neden zorla göç ettirildi hiç düşündünüz mü sayın HDP'liler? PKK'nın Kürt köylerini basıp yağmalaması, genç Kürt gençlerini zorla dağa çıkarması, sürekli olarak yaşanan çatışmalardan bezen halk mecburen köylerini terk etti yıllar önce. Bugün İstanbul'un demografisinin bu hale gelmesinin sebebi de işte budur. Böyle kansız bir örgütün maşalını yapan partiye Kürt halkının partisi denir mi? Kürt halkı devletini, milletini, vatanını seven bir halktır ve bu ülkenin Kürt halkı Doğu'da AK Parti'yi yıllarca ikinci parti yapmıştır. Peki siz sosyal demokrat CHP'liler en son Diyarbakır'da yüzde kaç oy aldınız? Sizin derdiniz hiçbir zaman iktidar olmak olmadı. Bu milleti kandırmayın. Bu gençlerle asla bir olmadınız. 10 yıldır CHP'yi yöneten sosyal demokrat Kılıçdaroğlu da asla Cumhurbaşkanı ya da ülkenin herhangi bir başka mevkisine bulunmak için bir şeyler yapmadı. Bugün bu halde olmamızın başlıca sebebi sizin berbat muhalefetiniz ve değişmeyen kafanızdır. Çevremde bazı insanlar diyor işte sen böyle yaparsan iktidar değişmez cart curt. Dostlar ülkeyi siyasal İslamcı bir yapıdan alıp kripto PKK'lı bir kafaya mı teslim edelim ne yapalım yani? Sizin derdiniz ne olan? Anlamadığım şey bu insanlar gerçekten de Selo'nun yargılanacağını falan da inanıyorlar eğer CHP seçimi kazanırsa. Yargılanmayacak arkadaşlar. Vallahi bak yargılamayacaklar. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Osman Kavala, Selahattin Demirtaş bunların hiçbirisini yargılamayacaklar. O yüzden çıkıp da bu insanların hukukun üstünlüğü mesajları verdiğine bakmayın. Hukuku hiçe saymayı da bilirler konu siyasi menfaat olursa. Yani anlayacağınız sevgili dostlar, CHP'nin Selo aşkı bundan yıllar yıllar öncesine dayanıyor. Başta olan acaba Kürtlerden oy almak için mi yapıyor bunlar diye düşündüren bu olay artık açık açık biz kripto PKK'lıyız kardeşim noktasına kadar gelmiştir. Ne bir icraat hedefleri var, ne bir projeleri var, ne de söylemlerine gram samimiyet var bu adamların. Proje ve hedeflerinin olmaması bir kenara dursun. Ülke yangın yeri haline gelmiş. Her gün bir zam, her gün bir olay yaşanıyor. Senin derdin gerçekten de çıkıp Selo'yu savunmak mı? Bu kadar da olmaz be arkadaş. Yani maksimum aslında bu kadar olur. Bir de Furkan Vakfı'na destek vermişler. Oo, tüm duşlara basın anasını satayım. Yarın ne olacağı belli olmayan, başımıza ne bela açacağı bilinmeyen bir vakfa kısacası bir tarikata destek verin. Ha bak şunu da söyleyeyim. Tarikatlar arasında sözlerini en çok dinlediğim, en çok araştırdığım vakıf da Furkan Vakfı'dır. Fakat tarikat tarikattır. Yarın ne diyeceklerinin teminatı da yoktur. O yüzden senin destek vermen lüzumsuzdur. Şunu net bir şekilde belirteyim. Dün iktidara karşı olumsuz konuştum diye bugün muhalefete karşı yalayıcı bir tavır sergileyecek halim yok. Bu ekibin hiçbirisini desteklemiyorum. Benim için desteklenecek bir yapı da yok şu anda. O yüzden hiçbir önemi yok benim için bu arkadaşların konuştuklarının. Ben ülkem için üzülüyorum. Kala kala yine bunlara kaldık ya, işte ben ona üzülüyorum. Geleceğime ve geçmişime yanıyorum. Hayallerime yanıyorum. Hedeflerime yanıyorum. Ben yanıyorum arkadaşlar. Anlayacağınız ben yanıyorum. Siz yanmayın bari. Nasıl kurtuluyorsanız kurtulun bu çıkmazdan. Yakında görüşmek üzere.